Uludağ Üniversitesi'nde okuyorum. Net ürünleri teknolojisi. Uzaktan eğitim süresinde KYK yurdunda kalıp da, yani tabii ki çok anlık bir karar olduğu için gelip de çıkıp da mağduriyeti olmuş insanlar var, evet. Bildiğim kadarıyla şu şekilde. Önce normal eğitim öğretime zaten bir sömestr arası verildi. Evet. Sömestr arasındayken uzaktan eğitim kararı açıklandı ilk başta da. Ondan sonra tekrardan bir karar alındı fakat karar değişmedi aslında. Tekrardan bildiğim kadarıyla tekrar yine online olarak şey oldu. Ama hep online diye. İlk başta da online bir karar açıklandı. Sonra yeni karar diye tekrar bir açıklama yapıldı. Onun dışında tekrardan ben online diye biliyorum. 4. 5. ve 6. tıp fakültesi öğrencileri uygulamadan dolayı burada olmaları gerektiğini biliyorum. Aynı zamanda diş hekimliği için de aynı şey geçerli diye biliyorum. Yurtta kalan arkadaşım var fakat o bir, yani şöyle mağduriyet diyebiliriz. Bunun olmasını istemiyordu çünkü kendince bir hedefleri vardı ve örgün eğitime gerçekten önem veren birisiydi. Kendisi bu yüzden mağdur diyebilirim. Kendi kalacak yer anlamında bir mağduriyeti yok çünkü direkt ailesinin yanına döndü ve okuduğu bölümde uygulamalı dersler ertelenmeyecek durumda değil. Öyle bir bölümde okuyor. Hangi bölüm okuyorsunuz? Tıp. Yani 4, 5, 6. sınıflar yüz yüze eğitime devam ediyor. Baktığında eğitiminiz yok. Yok. Ya peki. Var. Yani 1, 2, 3. sınıflar uzaktan eğitimde. Erkek yurtları hakkında haberim yok. Kız yurtlarında burada 6 tane KYK kız yurdu var. Tüm öğrencileri bir yurda toplamışlardı. Yani yüz yüze eğitime devam edecek olanları bir yurda toplamışlardı. Yani orada insanlar eşyalarını taşırken yardımcı olunmadı tabii ki. Kendi başlarını taşıdılar. Öyle bir sıkıntı yaşadılar. Ondan sonra da bizim 1-2-3'lere de ilk başta yüz yüze olacağı söylenmişti. Onlar da eşyalarını taşıdı. Onlara da bir son anda haber verildi online'a geçilecek diye. Eşyalarını bir kez yurttan taşıdıktan sonra bir daha evlerine taşımak zorunda kaldılar ondan sonra. Böyle bir sıkıntı yaşandı. Ama konaklamak için burada yüz yüze kalan öğrenciler bir sıkıntı yaşamıyor bildiğim kadarıyla. Hangi bölüm? Tıp. 3. sınıfım. Yani uzaktan eğitimdeyiz ama hocalarımız uzaktan eğitim derslerini de amfiden verdikleri için gidip oradan da dinleyebiliyoruz ama hani şey olarak uzaktan eğitim oluyor yani resmi olarak. Bir arkadaşımız KYK yurdunda kalıyordu. Bir anda yurtları boşaltın dendi. Zaten önce bir online oldu, sonra yüz yüze oldu, sonra tekrar online oldu. O da ne yapacağını şaşırdı açıkçası. İşte eşyalarını topladı. Sonra tekrar işte neyse kalıyormuşum dedi. Tekrar topladı falan. Şimdi de gitti zaten. Hani zor bir durum onun içinde. Çünkü hani aile evi falan da sıkıntı biraz. Özellikle bu deprem döneminde. Çünkü deprem alanlarında mesela işte evleri yıkılan ama KYK'da kalan, KYK'dan da çıkarılan öğrenciler var. Onlar için çok zor oldu. Tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Ben evde kalıyorum. KYK'da kalan arkadaşlarımla ilgili de şöyle bir şey duydum. İşte nöbetçi yurtlara sevk etmişler başta. Bu işte yüz yüze online karmaşasında. Ondan sonra işte hani tekrar online olduğunda da hepsini çıkartmışlar. Hani evlerinize gidin. İşte depremzedeler yerleştirilecek demişler. Şu an kalan arkadaşım var evet. Ama hani onlara da hani en kısa sürede çıkın diye şey uyarı yapmışlar. Ya şu an işte yüz yüze eğitimi ya şöyle oldu. Derslerimiz online olarak geçiyor ama hocalarımız amfilerden anlattığı için amfilerden de katılım sağlanabiliyor ama hani online eğitim şeklinde. Zorunluluk yok. KYK nöbetçi yurtta mı kalıyorsunuz? Evet. Yani kendi yurdumdan çıktım. Karşı yurt nöbetçi yurttu. Orada kalıyordum. Yani şu an benim için bir sıkıntı yok. Yani ya kendi adıma ben bir sorun yaşamadım ama diğer arkadaşlarım için tabii ki üzülüyorum. Hani onlar yani şu an uzaktan yürütmeye çalışıyorlar bir şekilde. Yani dediğim gibi kendi tarafımdan bir sıkıntı yok ama onlar için yani üzülüyorum şu an.